Yine yeniden karşınızdayım. Neredeyiz? Asos'tayız. Neredeyiz? Yeni karavandayız. Bitmemiş, yarım ama kamp yapılabilen bir karavandayız. Bu arada Belgin, özlediniz mi? Ne yapıyorsun? Hiç takmamız lazım. Mesela ha. Bunların değişmesi lazım. Ne onlar? Çocuk kilidi var, takamıyorum bir türlü. Ha. Ya şimdi şöyle, tabii ki burada bunu getirdik. Eksiklerimizi göreceğiz. Yavaş yavaş Belgin, yani onu oraya takıp yumrukla onu sokmaya çalışıyor. Böyle birazcık daha kararlı. Şunların içinde güvenlik şeyi var ya. Sırık al bakayım. İyice sık. Hoppa. Vay 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 vay. Vur. Bana doğru yavaşça yavaşça yavaşça. Yavaşça yavaşça. Vallahi bakacağız. Gönder. Vur bana doğru. Vur. Vay 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 vay. Kah 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 kah. Arap. Arap. Kah 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 kah. Niye avlıyorsun lan sabahları? He? Tilki, küçük tilki. Sessizdi, sessizdi. Ayağını al. Arabanın altına girdi. Ayağını uzan da al. Hah. Aslanım benim. İşte bu bir daha. Ah be, daha kötü gitti. Taşla. Oh be. Acaba buradan mı uzansam bir daha? Sopa bulalım, sopa sopa. Taşladım işte oğlum, al işte şimdi. Eline bir şey batmasın, dikkat et yavaşça. Al eline. Ha. Al al al. Aa, elime battı, dur 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 dur. Üstüne pırak batmış, görüyor musun? Ah be, patladı. Vallahi billahi patladı can be. Bak şurada şurada bak küçücük. Bak kulağına daya. Görüyor musun? Tüh. Ya işte burada da pıtrak var ya can. Ufacık bir şey de patlıyor. Karavancının derdi bitmez. Baksana 5 litrelik suyla yine deliğinden su doldurmaya çalışıyor abi. Gözünü seveyim, bunun daha şeysi yok muymuş abi be? Genişi yok muymuş? Valla acemilik, daha yeni karavancıyız. Aa. Evet. Ama güzel, yani bunu aldık ama hiç görmedi. Bir hortum belki takılabilir. Evet, bir hortumla falan evet, belki. Evet, şöyle bir 10 santimlik. Eyvallah. Kolay gelsin sağ abi. Gerçi yani ben de şimdi adam akıllı verdim, dedim lan hani bu kadarcık su yeri olur mu falan diye 5 litre suyla yapıyordu ama bizim de ilk karavanımız. Tabii. Yani 20 litrelik bir tane deposu vardı. Depoda değil, bidon.
Onu dolduruyorduk. İlk şeyde bahçe sulama tabii. Yeşil olur ya. Aynen aynen. Onlarla doldurduk. Onun kendisi de depoydu falan. Yani 3-5 gün idare ettiğimizde oluyordu yani. Şimdi tamam böyle büyük büyük yaptık. Olmazsa olmazlardan ayrı mesele artık büyük su deposu ama yani zamanında ne yollardan geçtik. Biz de neler yaşadık neler. Hatırladınız mı bunu? Assos'taki kampın sahibisi. Sahibisi geldi mi bunu bulacağız. Bunu bulacağız. Yardımcı olur. Güzel bir kardeşimiz. Fırat Bey'i bulun Ginger Camping'de. Yiğido suyu indirdi. Eyvallah kardeşim benim. Sağ ol, var ol. Ellerine sağlık. Evet efendim, su siparişiniz geldi. Bir alalım efendim. Tabii ki. Vallahi can, insanların karavanları gasp etmiş durumda. Kankam nerede? Kankam geldin mi? Dün birileri geldi. Hemen kankası oldu. İnsanlar güzel. Bütün Avrupa'yı gezmiş, gelmişler. Takılıyorlar. Kahvaltı hazırlıkları son hızıyla devam ediyordu. Evet efendim. Belgin Hanım'dan yumurtalı ekmekler, menemenler. Neydi şu peynirin adı? Saganaki'ler. Cunda'nın Saganaki'si. Efendim şöyle de bir bak, bu neydi ya Belgin? Acılı acı reçel. Acı biber reçeli. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Anahtarı unutmuşlar. Daha doğrusu anahtarı kaybetmişler abiler. Şimdi cama bant yapıştırma teknolojisi. Camı aşağı alma. Camı aşağı almaya deniyorlar. Tekliler hafif gelir gibi oldu ama çok da gelecek gibi de durmuyor. Şeyi de tutamak. Bantı. Abi oynuyor ama hoppa. Evet dostlar, bugün Belgin'in doğum günü ama hiçbir şey yapmadığımı sanıyor. Sabah da hiçbir şey yapmadım ama bütün bu düzeneğin onun için kurulduğundan haberi yok. Böyle uzun büyük bir masa olduk kampta, kampa gelenlerle beraber. Karavan komşularımız. Karavan komşularımız. Karavan komşularımız. Ve dışlanmış bir insan. Cezalı. Cezalı. İki doğdum belki. İki doğdum. Üfledin mi bile? Üflemedim, kendi söyledim. Valla. Yak yak. Aynen abi, onu sen çekiver. Hadi 1, 2, 3. Üfle. Hadi. İşte bu. Ya kamp olur da güzel adamlar kampa gelmez mi? Ender Walker sağ olsun Assos'a. Sokak ağzında bu evet. Akşam muhteşem bir konser var, dinleti evet. Var. Ona geldi, gelmişken de tabii ki karavanlar hevesli olduğu için ziyaretimizde bulundu. İnşallah ona da ne alalım abi, sana çekme mi alacağız, moto mu alacağız? Çekme alacağız. Çekme mi alacağız? Çekme alacağız. Yani bir çekmeyle başlayalım. Eyvallah. Gönlü karavandan ama yana. Seninkini gördükten sonra da yani izliyorum videoları ama böyle canlı görmek çok daha farklı. Yani aklımı çelmedi değil. Vallahi abi sana da en ama, güzelini alırız. Ama ne diyorlar? Ne kadar bilirsen bilene danış diyorlar. Değil mi? Ne güzel. Biz de bilene danışıyoruz. Estağfurullah abi. Yani hani bu işin en her şeyini böyle incini cincini bilen adam sensin. Estağfurullah abi.
bir şey danışacaksak bilene danışacağız. Eyvallah, ben dostumu ağırlamaktan çok mutluyum abi. Eyvallah. İyi ki geldin. Eyvallah. Ender Balkır'da muhteşem bir karavan yapacağız. Bir tane Erkan abiye yaptık. Evet. Sıra sende abi. Güzel darısı bir başına. Şey. Darısı başına en güzelinden alacağız inşallah. Gel gezelim i̇nşallah. Birkaç tane daha model var. Hazır kamptayken dedik ki şöyle buradaki modellerden de izin veren dostlarımızın karavanlarına bakalım. Evet. Ender abimiz de fikir sahibi olsun. Karavan müsait mi abi sizin? Ender abiye bir iki dakika göstersek. Ben de. Yatağımız biraz dağınık. Yani. Kapının ucundan bile baksak en azından fikir ben edinmek adına. Falan diye konuştuk. İnsanları darlar gibi. Merhaba abi. Yani mesela bak şöyle şeyler de var abi. Şey araç üstü ama tabii ki dediğin gibi ihtiyaca göre yani hızlı kamplar için. En küçük ama en derli toplu, eli yüzü düzgün karavanlardan bir tanesi bu da abi. Kusura bakmayın, olduğu gibi girdik ama. Sizin kaç çocuk var? İki oğlum var. Yani iki oğlumuz da 18-14. Şu an tabii onlar ergenler. Gelmediler ama bu ilk tecrübemiz ya. Tabii şimdi normalde şurası 1.35 gelir sizde ama şunları söküp şurayı kırlent yapıp birazcık derinleştirdiğiniz zaman 1.55-1.60'a kadar çıkar. Çok daha geniş olur. Bu çok güzel. En sevdiğim modellerden biridir. Şu dolaplarda bu sene çıktı. Çok keyifli. Şöyle bir arkadaşımızın karavanı var şöyle. Yine hobinin. Yani böyle. Dekini, mekini, her şeyini yapmış. Dün akşam da burada böyle oturduk. Yine çok güzel hobinin çift dingil araçlarından bir tanesi. Tamam. Müsait misiniz efendim? Buyursunlar. Ben de görmedim bu arada. Sen de bak. Arka tarafta çocuk oyun alanları. Tabii ya, adam dünya evi yapmış. O ranzalı. Arka tarafta oturma grubu. Bu da bambaşka. Değişik. Kahve kokulu. Oo, burada da oturma grubu. Yani tabii kalabalık bir ailenin. Burada normalde masa var. Ha, öyle mi? Evet, çocukların ayrı bir masası var. Burası da yatak oluyor. Ama biz şey masayı kaldırdık. Çocuklar hareket etsinler daha rahat. Ben videoda mesela şu karşılıklı oturma grubu bana çok antipatik geliyordu. Yani hani şu şekil olması. Ama şimdi kullanışlı geldi. Ama şimdi mesela böyle gerçekten gördüğün zaman o kadar da basık değilmiş gibi geldi. Bir 10 yıl falan burada yaşayan çocuklar hani artık böyle hani eğlence istedikleri zaman taşınacağız. Eğlenecekleri, takılacakları bir yere göç edeceğiz. Yani. Aynen öyle yani. Yani. Ama karavanı tabii, gezdiriyorsun ama işte. Ama karavanda bir sene burada, bir sene diğer tarafta. Yani bence çok bir ideal hafta, yani. Bir hafta baş geldi. Adam dünyalığı kurmuş baksana. Efendi keyfiniz yerinde mi? İyi mi o? İyi mi böyle? Şimdi burada da böyle yine çift dingil İngiliz malı bir karavan var. Burada yine Fent'in bir karavanı var. Bunlara da bir bakarsak tatlı olur. Yasin benim Çanakkale'nin çok sevdiğim araba. Hocam Ender abi. Mustafa hocam bizim öğretmenimiz Fendik'ten. Salih abimizin karavanına. İngiliz Bey'le. Bu da en geniş karavanlardan, en ferah karavanlardan biridir abi. Evet. Çekebilir miyim? Tamam abi. Merhaba. Abi işte İngiliz dediği zaman İngiliz'in mevzuatı böyle iki tane karşılıklı koltuğun olması. Bak bir de koltuğuna oturursan bir o aradaki farkı da anlarsın. Bunların koltukları da bir değişiktir. Aa bak. Burada da ayrı bir oturma grubu. İngiliz'in dokunuşu, tarzı tabii daha başka. Başka bir dizilim. Geri vereyim hemen şöyle. Büyük bir buzdolabı. Bu bile küçüktü aslında. Tabii. Bu bile küçük. Bu 140'lık diye geçiyor. 140'lık. Yine abi. 150 mi öyle bir şey galiba. Burası o dondurucu. Dondurucu. İşte az önce şeyin dediği mikrodalga burada her zaman iş yapar abi. Ayrıca fırını vardır burada. Oraya masa tercih edilmemiş. Buranın masası var, dolabın içinde. İstenirse masa konulabiliyor. Öyle mi? Tabii, o oradan çıkıyor ayrıyeten, oralar şurada uzuyor. O dolabın içinde ayaklı bir masası var. Şöyle küt diye buraya koyuyorsun. Kolay, istersen burada da masa açabiliyorsun. Veya bu açık yatak oluyor. Bu koltukla ilgili sana bir tüyo vereyim abi. Şöyle. Bu koltuğun özelliğinden bir tanesi, öncelikle bu koltuklar şöyle yaylıdır. Hı hı. Ve bunları abi yatak yaparken
Normalde bunları alıp buraya koyarlar, bunun üstüne yatılır ya. Bunların abi şöyle altları başka bir malzemeden yapılır. Tamam ters mı abi? Çevirler. Ters. Burasında yatılır. Buranın süngeriyle buranın süngeri farklıdır. Evet. Arasında da yay sistemi vardır abi. Bu tarafında yatılır ki hem terletmesin hem de bu tarafındaki süngeri daha yatağa uygundur. Abi teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şimdi İngiliz rahatlığından abi, çıkıp İngiliz abilerden çıkıp Alman abilerden. Aynen. Şimdi Alman abilerde Fendt'te neler varmış ona bakalım abi. Şimdi bakalım İngiliz'den sonra. Başak Hanım burada. Merhabalar efendim, nasılsınız? Ben şöyle geçeyim abi, kendimi oraya atayım. Siz ada yatak var bunda. Evet, bunda ada yatak var. Tabii ya. Önemli kısmı bu. Nasıl yani? Ha, ortada. Arkadaki yatağa git bak abi. Buradan baktığım için karavanlardaki en büyük handikaplardan bir tanesi yatakların sağa ya da sola bindirilmiş olması, yani yaslanmış olması. O zaman da işte lavaboya, tuvalete bir yere gitmek isteyen bir arkadaşımız yatarken, iki kişi yatarken birinin üstüne atlamak zorunda kalıyor. Bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bu model bunu ortadan kaldırıyor. Ada yatak dediğimiz. Şimdi bazı karavanlar da ada yatak. Lan kamp sahibi misin? Karavan pazarı. Aynen. Böyle değil be. Biz bu işi de imalatı ne bir acatı ne yapıyoruz. Geliyor. Aynen öyle. Bir de bu modelde şöyle güzel bir ürün yapmışlar. Bunun sağ ve sol tarafa da kişiye özel gördüğünüz gibi saklama dolapları yapmışlar. Bize oluru kaç para hocam? Allah onu bu karavana sormak lazım tabii de. Yani öyle videodan izleyip görmektense canlı canlı böyle gezmek, içinde oturmak çok daha farklı fikirler oluşturuyor yani. Çeşit hani, bol abi. Evet, bunu da bunu yaparım, şunu da şunu yaparım veya işte bu işte içinde oturmak, bu da sadece dışarıda oturacaksın, sadece yazları çok fazla içinde oturmuyorum, bana lazım değil. Ben zaten dışarıda vakit geçiriyorum. Benim öyle başlayıp ama yani işte kışa doğru dönüyor. Allah'ın hep mi içinde kalsak yani falan, büyüdükçe büyüyor işte, çeşit bol. Ender baba ayağına sağlık. İyi ki geldin, güzellikler getirdin. Eyvallah. Seni görmek mutluluk vericiydi. Ben teşekkür ederim. Gerçekten şimdi çok daha farklı düşünüyorum. Yani. Eyvallah. Çünkü o modellere bakıyorsun, hani şekillerine, dizaynlarına bakıyorsun ama burada canlı canlı görmek çok daha her bir şeylerin kafamda oturmasını sağladı. Eyvallah. İyi ki geldin abi. Görüşmek üzere. Var ol, sağ ol. Evet sevgili dostlar. Gitme zamanı geldi. Belgin gitti. Ben de karavanı artık toparladım. Birazdan ayaklarını indireceğim, gideceğim. Artık Eylül'ün başı itibariyle insanlar evlerine, köylerine dağıldılar. Havada onunla beraber zaten kapanmaya başladı. Artık kamp sezonu, en azından yaz için olan kamp sezonu yavaştan kapanıyor. Ben de şimdi Bursa'ya gideceğim. Karavanın eksiklerini düzeceğim. Dün şöyle bir şey oldu. Sizle paylaşmak istiyorum dostlar. Dün burada otururken bir anda yan taraftan bir ses geldi. Bağırtılar, çağırtılar. Ya ne oluyor, ne bitiyor falan derken. Çiti açtım, bir gittim ki kadıncağızın bir tanesi yerde yatıyor. O torunuymuş. O da kalp masajı yapıyor. Doktormuş. Bir anda burada böyle gülistanlık otururken bir şey hayat yani. Bir anda kadınlar o gün gidiyorlarmış. Yaşlı teyzeciğim. Kalbim düşmüş işte. Çocuk da işte masaj yapıyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bir başımıza kaldık. Çocuk kan ter içinde. Yani sanki üstüne kovayla su boşaltmışsın. Bir taraftan ağlıyor. Bağıra çağıra bir taraftan kan ter içinde. Sular boşalıyor yani. Sonra bir yerde bıraktı. Ben yani ne yapacağımı şaşırdım. İşte böyle durumlarda öğrenmek gerekiyor. Daha önce de yapmışlığım yok ama biliyorum. Yani eğitimini almıştım en azından. Hayatımda ilk kez suni teneffüs yaptım, kalp masajı yaptım, çabaladım yani bir insanmıştı bir anda. Bir adam geldi, abi dedim hani sen bari üfle ben elimle yapayım falan. Yerler biraz su olmuştu. Adam şortunu sıyırıp hani dizini koymamak için hani şortum kirlenir dedi adam. Yani ne bileyim ya işte bir can gidiyor, adam şortum kirlenir diyor, insanlar böyle bakıyor. Neyse böyle böyle derken işte ambulans geldi falan, aldılar götürdüler. Tabii sonuç olarak kurtulmadı kadıncağız. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım ama çok değişik bir tecrübeydi. O oyun var, buyum var, şuyum var, şu benim olsun falan. Hiçbir şeyin değeri yok. O an içerisinde hani keyifle yaşayabiliyorsan bu dünyayı, mutlu görüyorsan. Çünkü er ya da geç işte Allah herkese hatırlatıyor bunu.
Ne bileyim, bir değişik ya. Allah herkese sağlıkla, güzellikle yaşamayı nasip etsin. Videonun kapanışını böyle yapmak istemezdim ama bu bana değişik bir hatırlatma oldu. Yani gözümün önünden gitmiyor. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sağlıkla, güzellikle, uzun ömürlerle, mutlu, birlikte, affederek, kendimizi affederek, etrafımızdakileri affederek, baktığımız şeye kötü değil de güzel olarak almaya çalışarak, yaşamaya gayret edersek keyfimiz güzel olur diye düşünüyorum dostlar. Hepinizin keyfi yerinde olsun, gönlünüz güzel, aydınlık olsun. Kendinize iyi bakın.